Gazeteci, yazar ve yönetmen Gökmen Küçüktaş Demir, Antalya Muratpaşa Belediyesi'nin konuğu olarak yarın Muratpaşa Belediyesi Kültür Merkezi'nde sanatseverlerle buluşacak. Gökmen Küçüktaş Demir yönetmenliğini yaptı, ödüllü kısa filmleri ve yazdığı kitapları sanatseverlere anlatacak. Zamanın Elleri, Dijital Bataklık ve Rujunu da Al Gel filmleriyle birçok ödüle layık görülen gazeteci, yazar ve yönetmen Gökmen Küçüktaş Demir, 8 Aralık Çarşamba günü Muratpaşa Belediyesi Kültür Merkezi'nde saat 20'de sanatseverlerle buluşacak. 3 tane filmim var, benim kısa filmim. Ve arkasından da 10 filmlerle ilgili söyleşi gerçekleştireceğiz ve arkasından da daha önce yazdığım 3 kitabı yine sanatseverlere imzalayacağım. Etkinliğe katılanlar Küçüktaş Demir'e ait olan bu 3 ödüllü filmi izleme imkanını da bulacak. Zamanın Elleri İzmir'de Kemeraltı Çarşısı'nda geçen bir kısa film. Kısa Kemeraltı adında bir yarışma yapılmıştı ve o yarışmada birinci oldu bu film. İkinci filmim ise Dijital Bataklık oldu. Dijital Bataklık, ben onu biraz aslında yurt dışı için, yurt dışında bir şeyler alsın, ödül alsın diye çektim. Ama tabii hani yurt içinde de beğenildi. Özellikle İtalyanlar filmi çok sevdiler. Neredeyse katıldığı İtalya'da her yarışmada finalist oldu film. Üçüncü filmde Atilla İlhan'ın yaşadığı bir hikayeden ortaya çıktı. Daha öncesinde benim tanışıklığım vardı kendisine vefat etmeden önce. Çok usta bir kalem, hem bizdenin ustası bir gazeteci, hem bir şair ama bir düşünür aslında bakarsanız. Yazdığı kitaplara baktığınız zaman onu görüyorsunuz. Beni sadece şair olarak anmayın diyor kendisi. Bir düşünür olduğunu da yazdığı kitaplardan zaten görüyoruz, neler yazdıklarından da. Rujunu da Al Gel onun bir aşk hikayesinden ve yazdığı şiir kitaplarından bir tanesindeki kitaptan aslında ortaya çıktı. Küçüktaş Demir filmlerden sonra bir söyleşi gerçekleştirecek. Küçüktaş Demir filmlerin çekim ve yapım hikayelerini, yazdığı kitapları ve gazetecilik deneyimlerini katılımcılara aktaracak. Çoban Yıldızı benim ilk kitabım. Orada bir askerin hayatını anlatıyorum. 95 yılında yayınlandı. Arkasından da bu bir macera romanıydı. Ve arkasından da Sensiz Ölüm Aşk, Sensiz Ölümdür Aşk isminde ikinci kitabım yayınlandı. Bu bir proje kitaptı aslına bakarsanız. Burada dünyada ilk kez 50 tane kişi bir araya getirip onları tek bir hikayeye yazdırdım. Ve Türkiye'nin pek çok yerinde biz Sensiz Ölümdür Aşk'ı tanıttık. Geliri Down sendromlu çocuklara bağışlandı. Bir de klibi yayınlandı bu kitabın. Arkasından da geçtiğimiz yıl Kayıp Anahtar isminde üçüncü bir romanım yayınlandı. Etkinliğin sonunda Küçüktaş Demir yazdığı Çoban Yıldız, Sensiz Ölümdür Aşk, Kayıp Anahtar ve Çölün Sesi adlı kitaplarını imzalayacak.